Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 16 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Naren Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Narin soruşturmasında Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve jandarma suç araştırma timleri jandarma tutanağında ortaya çıkan 12 dakikanın sırrını araştırıyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 2 haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına karşın halen bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ederken son olarak yeni vefat edenlerin defnedildiği mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazı ile bir arama yapıldı. Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma kapsamında köy muhtarı amca SG tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken jandarma tutanağına göre yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken Narin görüş açısı dışında söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15.15 ve 19.30 da Narin'in ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti. Sabahta yer alan habere göre amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18.59'da kamera görüntüsü mevcuttur. Evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşıyla en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığı Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor. Öte yandan Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan Narin Güran'ın arama çalışmalarında bu kez yeraltı görüntüleme cihazları ile arama yapıldı. Tavşantepe Mahallesi'nde bugün Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla özellikle son dönemlerde vefat edenlerin gömüldüğü yeni mezarlarda inceleme gerçekleştirildi. Aselsan tarafından üretilen yeraltı görüntüleme cihazı ile yaklaşık 2 saat süren aramalardan Narin'e ait herhangi bir emareye rastlanmadı. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece kişi hüviyetinden yoksun bırakma suçundan tutuklanan amca Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığında 3 saat 20 dakika ifade verdi. Aracından Narin'in DNA'sının bulunması ile ilgili de konuşan amca, Narin hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti. Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu ile ilgili savunma yapan amca Salim Güran, tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu dedi. Amca Salim Güran telefondaki WhatsApp mesajları ve görüşmeleri neden sildiği sorusuna da kardeşim Arif M. nokta noktaları yakalandı tanıdık yok mu diye sordum. Bu sebeple kayıtları sildim yanıtını verdi. Ancak bir önceki videomda da bahsettiğim gibi amca SG'yi benzinlikte gördüğünü söyleyen bir şahıs açıklama yapmış. Narin'i aracında gördüğünü, yarı baygın veya boğulmuş bir şekilde gördüğünü ve kamera kayıtlarının olduğunu ve bunları jandarmaya teslim ettiğini, hatta jandarmanın kayda gelen görüntüleri paylaşması halinde medya ile ilgili ceza alacağını açıkladığını söylemiştim. Hatta bir diğer paylaşımda ise Narin'in battaniye ve kahverengi bir battaniye sarılı olduğu ancak amca tarafından nereye götürüldüğünü bilmediği ve 15-20 dakika sonra tekrar hava kararınca aracıyla tekrardan köye döndüğü de açıklanmıştı. Sosyal medyada ise birçok yorum geldi. O kız köyün dışına çıkarılmadı. Orada bir yerde cesedi yakınlarda. Organ mafyası falan olamaz mı? Üfürükçüden medet umuyor. Depremi de biliyorlar mı? Vay be bu kız nerede? Amca SG her şeyi biliyor gibi birçok yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.